Hormatlı hanımlar ve cenaplar. Şugun Türkmenistan'ın, Azerbaycan Respublikası'nın ve Türk Respublikası'nın devlet başkanlarının birinci üç taraflı sammiti üstünlüklü geçirildi. Bu tarihi ahmiyetli sammitin neticeleri boyunca devlet başkanlarının birlikteki beyannaması kabul edildi. Hanımlar ve cenaplar, hazır olsa Türkmenistan'ın, Azerbaycan Respublikası'nın ve Türk Respublikası'nın arasında üç taraflı resmi namaları gol çekmek davarası başlanıyor. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin başkanının orunbasarı Batur Attayev, Azerbaycan Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministri Ceyhun Bayramov ve Türk Respublikası'nın Sevda Ministri Mehmet Muş, Sevda İktisadi Hizmetleşi hakkında hükümetarı ilalaşığı gol çek gelir. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin başkanının orunbasarı Nur Muhammed Amanepezov, Azerbaycan Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministri Ceyhun Bayramov ve Türk Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu 2023-2025 yılları için ilim, bilim ve medeniyet bağlantı hizmetleşik etmek hakkında hükümetara çarşıvalı maksatnama gol çekiyorlar. Türkmenistan'ın devlet gümrükkulluğunun başlığı Maksat Hudaykuliyev, Azerbaycan Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministri Ceyhun Bayramov ve Türkiye Respublikası'nın Sevda Ministri Mehmet Muş, gümrük hizmetleşiği boyunca birlikteki konsultatif topar dörütmek varada hükümetarı üyeleri düşünüşmek hakkında ehtnama gol çek gelir. Türkmenistan Devlet Konserinin başlığı Batur Amanov, Azerbaycan Respublikası'nın Energetika Ministri Parviz Şahbazov ve Türk Respublikası'nın Energetika ve Tabiat Resurslar Ministri Fatih Dönmez Energetika bağlantı hizmetleşiği bundan ve ileride öztürmek hakkında bu doğru öğelere düşünmek hakkında ehtnama gol çek gelir. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin yanındaki Ulaq ve Kommunikasyalar Agentliği'nin baş direktörü Mehmetxan Şahiyev, Azerbaycan Respublikası'nın Sağlı Ötüş ve Ulaq Ministri Raşat Nabiyev ve Türkiye Respublikası'nın Ulaq ve İnfrastruktura Ministri Adil Kara İsmailoğlu Ulaqlar bağlantı hizmetleşiği bundan ve ileride öztürmek varada bu doğru öğelere düşünmek hakkında ehtnama gol çek gelir.
Hormatlı hanımlar ve cenaplar, kol çekmek davarası tamamlandı. Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye. Dine bir üç doğruluk yurt olmadı. İzim geosiyasi ve geoiktisadi tarzın gözarı tepkisli, Türk uğurlu ve neticeli kırmaktaşlığı arıp parmak maksat edilen bir gör bulup çıkış edilir. Halkları kınalı, ulu, energetik, yoga iktisadi, medeni insan perver ve BDP uğurlar bizim devletlerinin arasında katlaşıkların esası tehlikeli uğurlar. Bu arada bir örnek bilen ben duvarımına avlarım uğurlu devlet ara kırmakta sormadı bir etmek bilen bağlı bir etmek Çemeleşmeler boyunca bir ara fikir alışmağına yurt durumunun iyi olan mümkünçliklerini doğru peydalanmak için gerekli olan her tür aspektleri tamamlayan ortak marak ve fayda esasında devletlerimiz arasında alakalarının daha da inşafı meselesinde Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan müşterekli formatının inşaf ettirilmesini bir mühendele teşkil edilecektir. Birinci zirve görüşünün bilge beyanatı İktisadi, energetik ve ticaret, gömrük, nəqliyyat, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində müştərəfli sənədlər bu istiqamətdə atılan əməli addımlar təşkil edir. Ölkələrimizin birgə iştirak etdiyi beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımız burada davam edilir. Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əlaqələrimizin inkişaf etməsi, diyaloğun intensivleşdiyi müşahidə etmək məmnunluğu doğurur. Təşkilatın 11 noyabr 2022-ci ildə Səmərqənddə keçirilmiş 9-cu zirvə görüşü zamanı dövlət başçıları tərəfindən qəbul oldu. Doğanın Türk Respublikasında vətəndaşlıq işləri ministri Mevlüt Çavuşoğlu'na bir məam oldu. Baş üstünə doğru. Çok teşekkür ederim Doğanım. Çok kıymetli bakanlar, aziz kardeşlerim. Ben de üç kardeş ülkenin dışişleri bakanları olarak bugün burada bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda Enerji ve Ulaştırma Bakanlarımız da ayrı ayrı üçlü toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Tabii Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatı Başkanı arkada Gurbanguly Berdimuhamedov ve Aksakalımız, Doğanımız Reşit Meredov ve tüm Türkmenistanlı kardeşlerimize ve Avaza'ya bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Müşterek kültür mirasımız, ortak dil ve din, tarihimiz bizi birbirimize bağlıyor. Türk dünyası içinde ilişkilerimizi hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendiriyoruz. Bugünkü bakanlar toplantıları ve yarınki liderler zirvesiyle ticaret, enerji, ulaştırma, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız. Ülkelerimiz arasındaki mal, hizmet ve iş gücünün dolaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Böylelikle bölgesel refah ve güvenliğe de önemli katkılarda bulunacağız. Ben bu toplantımızın hem zirvenin hazırlığı bakımından faydalı hem de halklarımız adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Doğanımız. Eden çıkışınız için benimle formatlı kulübiyet avlarlarının Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz.
Değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerim, Dışişleri Bakanları Reşit Meradov ve Ceyhun Bayramoğlu'na huzurlarınızda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında tarihi nitelikteki Avaza zirvesi biraz önce tamamlandı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatı Başkanı Arkada Gurbanguly Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Reşit Meradov kardeşime sıcak ev sahiplikleri için ve başarılı zirve için huzurlarınızda şükranlarımızı sunmak istiyorum. Türkmenistan'ın tarafsızlık bayramını da bu vesileyle kutluyorum. Dün Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları olarak Türkmen ve Azerbaycanlı mevkidaşlarımızla ayrı ayrı üçlü formatta da bir araya geldik. Bugünkü zirvenin hazırlıklarını ele aldık. Devlet başkanlarımız zirvede kabul ettikleri ortak bildiriyle işbirliğimizi geliştirme irademizi en üst düzeyde vurguladılar. Enerji, ticaret ve ekonomi, gümrük, ulaştırma, bilim, eğitim ve kültür alanlarında 5 belgeyi biraz önce huzurlarınızda imzalamıştık. Değerli basın mensupları, toplantılarımızda küresel ve bölgesel sınamalara karşı işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Türk Devletleri Teşkilatı bir araya gelerek ortak hedefler belirlediğimiz önemli bir platform, hatta en önemli platform. Kardeş Türkmenistan'ın geçtiğimiz yıl İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılması bizleri çok memnun etti. Tabii biz önümüzdeki yıl kendilerini tam üye olarak da aile meclisimizde görmek isteriz ve memnun oluruz. Kardeş Azerbaycan ile çeşitli üçlü mekanizmalarda somut adımlar atıyoruz. Diğer bölgesel platformlarda ve uluslararası teşkilatlarda mevcut işbirliğimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele attık. Bu teşkilatları arkadaşlarımız saydığı için ben tekrar etmeyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın temsilciliklerin bulunmadığı ülkelerde de Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşlerimize hizmet vermeye hazırdır. Bu toplantılarda da arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyledik. Tabii zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri enerji işbirliğimizin geliştirilmesiydi. Enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi ihtiyacı daha da önem kazandı. Bu durum Hazar Havzası kaynaklarını ön plana çıkardı. Coğrafi konumlarımız, beşeri ve doğal kaynaklarımız bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olacağımızı gösteriyor. Azerbaycan doğal gazını Güney Kafkasya boru hattı ve TANAP üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Türkmenistan doğal gazı konusunda da üç ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı da aldık. Enerji alanında bugün imzaladığımız işbirliği mutabakat saptı, gerekli çerçeveyi de oluşturuyor. Değerli basın mensupları, Azerbaycan ve Türkmenistan ile güçlü bir ekonomik işbirliğimiz var. Bugün imzaladığımız ticaret ve gümrük alanlarındaki anlaşmalarla ekonomik işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Devlet başkanlarımız özel sektörü de teşvik etme konusunda mutabık kaldılar. Salgın ve dünyadaki istikrarsızlık nedeniyle kesintisiz tedarik zincirleri ve ulaştırma koridoru gibi kavramlar daha sık telaffuz edilir hale geldi. Doğu ile Batı arasında irtibatın geliştirilmesi ve bölgesel bağlantıların pekiştirilmesi ortak hedefimiz. Dünyanın en büyük kıtalar arası ticareti daha önce de söyledik, Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor. Zirvede Hazar geçişli ortak koridor üzerinde ortak güzergahlarda ne yapabileceğimizi de ele aldık. Hemen yanımızdaki bir Türk şirketinin inşa ettiği, yaptığı 2013'te temel atma törenine de o zaman Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı, birlikte katıldığımız Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin karşı kıyıda kapasitesini arttırdığı Baku-Alet Limanı orta koridorun en önemli ayakları. İmzaladığımız ulaştırma mutabakat saptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir başka adım oldu.
ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelinde asıllara dayanan ortak dil, tarih, inanç ve kültür mirasımız yer alıyor. Bilim, eğitim ve kültür alanında imzaladığımız işbirliği çerçeve programı temelinde ilgili kurumlarımız somut projeler geliştirecekler. Önümüzdeki süreçte Türk dünyasını birleştiren önemli değerlerden biri olan dil ve ortak alfabe konusunda çalışmaları hızlandırmak istiyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ortaya koyulan işbirliği vizyonu sadece üç ülkeye değil, komşu ülkelerin de refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Zirvemizin hayırlı olmasını, bir kere daha hayırlara vesile olmasını dilerken ev sahibimiz, ana vatanımız, ata vatanımız, ata mekanımız Türkmenistan'a da çok teşekkür ediyoruz.